kuryelik yapıyorum. Ayrıca öğrenciyim. Asgari ücret alıyorum. Ailemle yaşıyorum. Ya bana yetiyor ama hani mesela diyeyim, örnek veriyorum, 4 çocuklu bir babaya, aileye, anneye babaya yetmiyor. Ya da şöyle sorayım. Evlenmeye kalksan. Yok Allah. O parayla yiyeceğim abi. Nasıl evleneceğim ben? Nasıl evleneceğim ben? Kaygılar mı başladı artık? Evlilik kaygıları mı başladı gençler arasında? Nasıl abi nasıl evleneceksin ki? Nasıl bir ev tutacaksın? Nasıl bir düğün yapacaksın? Nasıl beyaz eşya alacaksın? Asgari ücret alsan, sen 10 bin lira alsan bile yapamazsın ki bundan hiçbirini. İmkansız. Türkiye'de imkansız. Yani Suriyeli benden şu an daha lüks yaşıyor burada. Afganlı. Ben kız arkadaşımla dışarı çıkıyorum. Yani çekiniyorum. Birisi bakacak edecek diye. Dolu. Etraf dolu. Suriyeli, Afgan dolu etraf. Rahatsız mıyız? Rahatsız da abi. Niye rahatsız olmayalım? Ben kız arkadaşımla rahat çıkamıyorum. Ben Beykoz'dan buraya geliyorum. Afganlar Türkiye'ye daha rahat geliyor buradan. Ben burada 2 saatte geliyorum Beykoz'una. O gün bir video izledim. 150 tane Afgan otobüsün önünde bırakılıyor bildiğin. Koşuyor gidiyorlar. Evet. Bu kadar kolay. Ben Beylikdüzü'nden buraya daha zor geldim. Düşünün. Yani ülkenin durumu bu abi. Neden böyle oldu sence? Neye bağlıyorsun yani bu mültecilerin bu kadar içimizde olması, fazla sayıda olması? Abi bunu oya bağlıyorum. Tabii ki de vatandaşlık veriyorlar hepsine tek tek. Seçimler yaklaşıyor. Daha çok artmaya başladı bu. Ya bunlar oy toplamaya çalışıyorlar genellikle. Yani biliyorsunuz mevcut iktidar. Buna bağlıyorum abi. Zamları nasıl değerlendiriyorsun? Geçinemeyiz dedin ama 4250. Kim geçiniyor? Burada herkese sorabiliriz. Kimse geçinemez ki. İyi izleyenler de var. Geçinemiyorum abi diyen yalan söylüyor. Kafası yok. Kafası yok onların. Onlar dümdüz. Büyük ihtimalle para alıyorlar, erzak alıyorlar. Seçim yaklaşınca tek bir makarnaya direkt geliyorsun, oyunu basıyorsun zaten. Bu adam dese ki şu anki iktidarda olan adam, doları indireceğim dese seçimden bir gün önce %75'i gider yine ona oy verir. Bu böyle abi, değişmez. Abi mesela ben burada bir tane adam, ben videolarınızı izliyorum. Bir saat konuşuyor. 2 dakika sonra aynı akla devam ediyor. Bir saat anlatıyorsun. Hani şu elektrik direğini anlasan daha çok anlar yani. Böyle direkt daha çok anlar. Anlatıyorsun. Düz kalası anlatıyormuşsun gibi anlatıyorsun. Böyle bekliyor. Yok öyle bir şey diyor. Kaçıyor gidiyor. Hani bu olmaz abi. Türkiye'de bir şey olmaz. Yani ben şu an kaygılı. Ben nasıl yurt dışına gideceğimi düşünüyorum. Evet, gençlerimizin arasında istiyorum ya. Neden? İstiyorum. Abi neden kaçmayayım? Ben şu an ne yapacağım burada? Yani ne yapabilirim ben? Gelecek kaygının olduğu için mi gitmek istiyorsun? Abi daha yaşamak için mi? Rahattan kastım zaten gelecek. Burada paran olmadı mı sokaktasın. Bitti. Ekonomi yok şu an ülkemizde. Sıfır. Sıfırız abi. Niye iyi diyorlar o zaman bazıları? Efendim? Hatta Ekonomi Bakanı da şöyle dedi. Ekonomi iyi dedi. Gözlerimden anlayabilirsiniz dedi. Kim dedi abi bunu? Bakan Nebati. Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı. Ne diyeyim abi? Hatta Cumhurbaşkanı da şöyle bir açıklaması olmuştu. Maaşlara zam yapıldıktan sonra enflasyonu ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diye. Abi bizim maaşlara zam yapıldı. Ama Ocak'ta açıklandı. Dedi ki maaşlara zam yapılacak. Maaşlar Şubat'ta verildi bize. Evet. Yani bunun ne anlamı kaldı? Ben daha maaşımı almadan -5.000 liraya indim. Örnek veriyorum. Yani benim malım, mülküm yok. Ben öğrenciyim, çalışıyorum, ailemle yaşıyorum. Hadi bu millet ne yapsın abi? Benim ağam daha yeni hani sıkıntılar oldu, yaşadık işle ilgili mesela. Eksiye düştük. Daha da biz toparlanamayız abi hiçbir şekilde. Biz evde 2 kişi çalışıyoruz. Babam 2 kişi ayrıca hani destek olsun diye çalışıyor, ediyor. Kurtarmıyor abi bizi. Benim kardeşim var, küçük kardeşim. O da çalışsa yine kurtarmayacak bizi. Ve 2000, bakın yine üzülerek söylüyorum, biz yine 2003'te sonuç aynı. Her sene her seçimde olduğu gibi yine 2023'te aynı şeyi yaşayacağız. Neden aynı yine... şeyi yaşayacağınızı hissediyorsun? Öyle abi ben bu yaşlılardan, affedersen hani onları düşünenlerden kurtulmadığımız sürece biz aynı şeyi yine yaşayacağız. Hani yurt dışından geliyorlar buraya, oraya kötülüyorlar. Oraya gitmememiz için örnek veriyorum. Dışı kötüleyenler gelmeyin diye mi kötülüyor? Abi o şeyden, ama o konforunu bozmamak için, rahatını bozmamak için bizi çağırmıyorlar. Hani göndermiyorlar, resmiyorlar. O yüzden yani başka bir açıklaması yok. Genç olarak beklentilerin nedir ülkeden? Şu an mı? Hani abi seçim gelmesini bekliyoruz. Oy kullanmayı bekliyoruz. Yani ilk oyum olacak. Ben 25 yaşındayım. İnşallah seçimlerde göreceğiz neyin olacağını abi. Madem ülkeyi çok güzel yönetiyorum diyorlar ya. Getirsinler kardeşim sandı. Yönetiyorsan tamam, Türkiye onu seçer. Bu kadar basit. Madem güzel yönetiyorsan getirsin sandığı, yeniden seçilir. Niye getirmiyor sandığı? 2023'ten önce olmaz. Yok getirsin, Haziran'da getirsin. Madem bu kadar kendine güveniyorlar kendilerine, getirsinler sandığı. Erken seçim olmaz dediler. Hayır ya. Her şey erken oluyor da ona elektriğe mı olmuyor? Elektriğe %127 zam yapıyor, suyu indirin diyor. Yani böyle bir mantık var mı madem yani? Madem güzel yönetiyorsa kesinlikle seçilir yani millet. Hayır yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikten sonra ne yapacağını şaşırdı. İstanbul Ankara'yı kaybetti. Yani 10 tane büyük şehri kaybetti. Ondan sonra meclis bırakmadı. Ondan sonra çırpınıyorlar. İşte suyu indirin, yok elektriği çıkartın. Biz iyileştirme yapacağız, bilmem ne yapacağız. Geç kardeşim onları. Onlar size de söz veriyorum. Ya madem güzel yönetiyorsa, madem bu kadar tartışmaya gerek yok. Sandık gelsin, her şey ortaya çıkar zaten. Madem öyle diyor. %200'den yapacak. Tamam ya. Niye karşı çıkmıyorsun? Ne? %200'den yapacak. Amcacığım ben de onu kabul ediyorum. Meclis onaylamadı. Elektriğe kim zam yaptı?
gitti. Elektriği yanlış yapıyorsunuz. Hemşerim Amerika bile batmış ekonomide. Amerika batmış ekonomide. Nasıl batmış? Batmış da bize. Nasıl batmış? Kendi ekonomiler batmış bile. Nasıl batmış? Enflasyon olmuş. Size diyor ki mesela emekli oldum ben tekrar çalışıyorum. Ekonomisi batmış. Siz de devlet askerler. Siz cepheye gidemezsiniz. Tamam. Cephede askerler alıyor. Aynen abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Emekli. Yok lan kardeşim anlamıyorum. Sen bunlara röportaj veriyorsun ama birbirinize giriyorsunuz. Bunlar yanlış yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Gel senle de konuş. Abla bence uyum sağlama bunlara. Gel sen. Bunlara şey ver. Her şey iyi. Yanlış yapıyorsunuz. Gel abi. Bir dakika yürü gidin. Ben emekli oldum. Nerede bir solcu var? Tekrar çalışıyorum. Sen nasıl? Tekrar çalışıyorum. Sen nasıl? Tamam uyuma. Sen nesin? Sen nesin? Tamam ya. Olmaz. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Basına geçen gün saldırı oldu. Gençlerimizi toplamışlar basına saldırı. Bu ülkenin şeyi yok mu? Yargısı yok mu? Var yargı var. Farz et ki oradaki gençleri toplamışlar. Bir de diyelim ki solcular olsa ne olacak orada? Oradaki basın yazıp günah değil mi ki? Adamları boyaladılar. Olmaması gereken. Olmaması gereken ya. Madem demokrasi ülke diyorlar. Demokrasi ülke. Eğer onun bir yanlışı varsa o zaman mahkeme olması lazım. Kardeşim sen bu yazıyı niye yazdın? Ona göre mahkeme kurmalı. Ama bunlar ne yapıyor? 3-5 tane genci orada kandırıyorlar. Beyinlerine giriyorlar. Yazık inan yani. Orada benim de anam babam olur. Herkes olabilir abi. Herkesin de olabilir. Herkes bir hatasız olmaz yani. Ya ben buna karşıyım. Eğer bu dünya ülkenin kanunu varsa, bir sistemi varsa her şey kanunlu olması lazım. Ben onu düşünüyorum yani. Benim düşüncem bu. İyiler yönetmesi lazım. Ben İyi Parti'ye vereceğim. İyi Parti'nin çalışmalarını, Artagan'ı insanlar okusun, araştırsın, baksın eğer bu ülke için, bu insanlar için, Türkiye için ne öneriyor, ne söylüyor ona göre kararını verir. Verir veya vermez. Ben şu an mevcut hükümetin bizi her geçen gün daha aşağı, daha dibe çektiğine inanıyorum. Ben o yüzden İyi Parti'ye vereceğim. Türkiye'de siyaset özgürlüğü vardır. Ekonomi düzgün değil. Ben de hükümeti desteklemiyorum. 4.250 milyon maaş alıyorsun. Ne yapabilirsin? Söyle bana. Ne yapabilirsin? Parası yetmiyor. Doğal gaz. Tamam sen elektrik faturası kadar bir kira veriyorsun. Sen bana de ki 4.250'den şuna geçeyim. İyi güzel de sen bu ülkede daha önceki hayatları biliyor musun? Daha önce hayat ne vardı? Ne mi vardı? Ben ölümü ben ölümü hastadan alamadım. Ölümü. Ya geçeceğim onu. Ne demek geçeceğim? Bak. Şu anda yağ kuyruğu var. Ekmek kuyruğu var. Niye onu söylemiyorsun? Kataya giremiyordum. Sen kaç kez eşimin başı kapalı diye. Kataya giremiyordum biliyor musun? Allah Allah. Allah Allah ya. Ama Tayyip geldi bunları düzeltti. Vallahi inşallah Tayyip sen ömrüne ver. Sen ömrüne ver. Evet. Biz dua ediyoruz. Evinde bekliyorsun evinde. Bak ben günlerdir... Yağ kuyruğu bekliyorsun. Yağ kuyruğunu biz bekledik hemşehrim biz. Şu an 1 lira ekmeğe kaç kişi sırada bekliyor? Ya. Sen tüp kuyruğundan hastaneden bahsediyorsun. İmamoğlu zamanında getirmiyor biliyor musun? Ne getirmiyordu? Ekber. AK Parti koymadı. Ya sen İstanbul'da koymadı. Halk ekmeği kim getirdi? CHP getirdi. Yahya. Tabii evet, ya. Allah Allah. Ya. Haber izlemeye devam et dayıcım. Öyle mi? Haber izlemeye devam et. Sen de o zaman Fox TV'ne. Ben Fox izliyorum zaten. Ben Fox TV'yi izliyorum zaten. Tamam. Güzel. Sen gelmişsin bana ekonomiden bahsediyorsun. Derdimiz ekonomi. Valla sana. Derdimiz bir şey yok. Ekonomi hani nerede ekonomi? İyi diyoruz. Elektrik faturası kadar kira veriyorsun. Kuyrukta millete kaç senesine? Hangisi Türkçe konuşabiliyor? Benim yaşım altı. Biz bu ülkede çöp dağları yaşadık hemşerim. Çöp dağları. Abi kimin zamanında? Kimin zamanında biliyor musun? Şey CHP'nin zamanında yaşadık bu çöp dağları. Ben şimdi çok şey düşünüyorum. CHP'nin zamanındaki suları kestiler hemşerim. Suları. Bir dakika bırak bir konuşayım abi. CHP'nin zamanındaki teknolojiyi de yaşamadınız. Abi ben bir konuşabilir miyim? Ben bir söyleyeyim. Yok sen zaten yaşın tutmuyor. Benim yaşım Abi şu an bunu konuşmaması lazım, dersine gitmesi lazım. Ben okulu bıraktım abi, ne dersi? Okulu bıraktım. Niye bıraktın? Çalışma.
yaşamak için abi. Ben önümüzdeki sene üniversite sınavına gireceğim. Bak adam okuldaki yapmadı demiyoruz. Biz Tayyip yapmadı demiyoruz. Yok. Ama şu an ekonomi bak, iyi vallahi, değil abi. Ben sadece tek bir şey söyleyeyim. Yeğeni şilsiz bu ülkede Tayyip'e dua edin hepşerim. Tayyip'e dua edin. Ben bir diyeceğim bir cümle. Sen tek bir şey söyleyeyim. Olabilir. Seçin. Bir şey değil. Ya ülkede zaten siyasi özgürlük diye bir şey var. Ben illaki... Dağları geldik. Dağları Ferhat gibi dağları geldik. Abi nerede dağlar? Abi ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Ferhat gibi dağları geldik. Dağları. Sen köprüden geçiyorsun. Dünyanın parasını veriyorsun. Sen git Gümüşhane'ye. Git Gümüşhane'ye. Git Artvin'e. Dağları deldi Tayyip. Dağları haberi var mı senin? Sen kaç kez geçtin o dağdan? He? Kaç kez geçtin? 50 sefer geçtin. Aman Allah'ım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben eskiden... Tek bir şey söyleyeceğim. Tamam da dahi diyor ki ekonomi var diyor. Ben şunu söyleyeyim. Son bir anı. Giresun'a ben 3 günde gideyim. Ben şimdi 12 saatte gidiyorum. Ne kimin güzel sayesinde? Bu ülkemin devletimin sayesinde. Tamam mı? Kendi babasının hayrına mı yaptı? Babasının hayrına mı yaptı? Zamanında niye yapmamışlar? Kim? Zamanında niye yapmamışlar? Sor şimdi. Giresun'a veya Gümüşhane'ye gitmeye artık mazot parası yetmiyor ki. Ya niye geçeyim? Bu ülkede daha bir ay önce mazot 7 lirayken bugün 16 lira olmuş. Yapışına kuyruk her taraf kuyruk. Ya bırakın her ya. Allah'ını bir saniye bir çok şey. Pardon. Ahmet Özal. Arabalarınızı park edin, kapının önüne binmeyin. Niye sesiniz çıkmadı o zaman? Ne abi ben anlayamadım. Özal, Turgut Özal bir kriz oldu da çıktı dedi ki arabalarınızı dedi kapınızın önüne park edin, hiç binmeyin dedi. Doğru demiş abi. Ne güzel ki adam kabul etti. Ben millet bir dakika şimdi. Ama bak bizim halk hiçbir zaman o zaman bunlar gibi bağırıp çağırmadı. Arabalarını park ettiler. Mazot. Abi kimse aslında bağırmıyor. Yani bizim karıştırdığımız nokta bu. Ama ne diyorum bak, bir ay önce ben Samsun'dan geliyorum. Ben buraya mal almaya geliyorum. Samsun'a ben esnafım. Ben buraya gelirken bir ay önce fişim elimde. Mazot 7 lirayken. Samsun'dan gelirken yolları gördün mü? 7 lira. Abi ben sana onu anlatıyorum. Dağları deldiğinizde gidecek mazot parası dünya aslında sorun. Hanımefendi bir bitirsin. Son sözü deyip kaçacaktı. Bir hanımefendi bitirsin. Sizin sorduğunuz partiye döndünüz. Çok özür dilerim. Hemen partiye dönmüyorum. Arkadaş bitirsin. CHP'yi savunur bir halk varsa o zaman bu kıyamet alemidir. Niye abi? Ben AK Parti'yim. Bu ülkede bir dakika, neden hani ülkeye... CHP'yi savunan neden kıyamet alameti? Halk biliyor ki bu ülkede CHP denilen bir parti zihniyeti bu ülkeye bir taş üstüne taş koyuyor. CHP'nin zihniyeti nedir abi? Ben ne bileyim artık. Abi ne diyeyim, nasıl soruyorsun?